falan. Ben de neyim lan etsin acaba sana. Tarsi avası yutsana. Avası avuru peşin. Avuru peşin. Cumartesi günü garnizon komutanımız, ilçe kaymakamımız, ilçe jandarma bölük komutanımız buraya geldiler. Çocukla ilişkin şehitlik haberini verdiler. Şehitlik şeyini verdiler. Anıtın şey mertebesine ulaştığını, başınız sağ olsun. Oğlunuz şehit olmuştur. Vatan sağ olsun. Biz de bir şey söyleyemedik. Vatan sağ olsun. Bu devlet için gerekirse biz de can vermeye hazır bir durumdayız. Yani 4 oğlum yine var. Bu vatana hübe etmekten hiçbir zaman çekinmiyorum. Hani vatan sağ olsun diyeyim, başka bir şey diyemiyorum. Evet. Bu kadar. Peki olay kaç yıldır sürdü? 1 Eylül 2015 bu yılda 9 Ekim 2017. Yani 25 ay 18 gündür. Evet. 3 gün bundan önce oğlumun şehitlik haberini en son cumartesi günü bize verdiler. Bunun için yani başka söyleyecek bir şey bulamıyorum. Bunun dışında artık yani vatan sağ olsun demekten başka söyleyecek bir şeyim yok. Vatan sağ olsun. Artık takdiriyle. Peki konuyla ilgili sizin herhalde bir dava açma gibi durumunuz var. Doğrudur. Ben gayiplikle ilgili devlet tarafından bana söylendi. Gayiplikle ilgili dava açtım. Bugün mahkeme sonucunu açıklanacaktı. Mahkeme gerek kalmadı artık. Evet. Cumartesi günü zaten bu şehitlik haberlerini bize ulaştırdılar. Yetkililer buraya sizin eve gelip herhalde. Geldiler, kendileri. Evet. Kimler geldiğini öğrenebiliriz? Sayın Vali Bey geldi, ilçe kaymakamı, garnizon komutanı, alay komutanımız, devletin bütün kurumları bugün buradaydılar. Cenaze namazı kılındı. Taziyede bulundular. Başsağlığı dilediler ve gittiler. Tabii doğru evladım vatan sağ olsun ne diyelim. Evet. Bu kadar. Vatan sağ olsun. Bugün herhalde şehit olduğunu size cumartesi günü bildirmiştiler. Hı-hı, İlk duyduğunuz anda ne gibi bir duygu içerisine girdiniz acaba? Vatan sağ olsun dedim. Hiçbir şey yüreğime bir şey girmedi. Baba İsmail Bey sert gel. İsmail Bey sert gel. Baba buradasın.